gitti. War bei euch Strand immer so? Ja, nicht so dicke Steine. So klein. Okay, dann zeig ich dir einen Wurf. Zweimal. Ja, der ist aber hochgegangen. Was ist das? Zweimal. Okay, komm jetzt. Kannst du mich? Guck doch. Ich schenk dir auch den besten Stein auf der ganzen Welt. Mhm. Ohne wegzuwerfen, mitzubringen. Voll Ass. Wo ist das jetzt? Ja, ich hab nur so weit geworfen. Ja, aber hier sind Millionen Steine. Baby, wo ist das jetzt? Baby, wo ist das? Ja, ich halte schon. Okay. Schnee, bitte. Ich möchte dich auch. Du bist so süß. Nein. Genau. Çok güzel manzara değil mi ya? O kadar güzel olacağını bilmiyorum. Bakayım. Ama çok güzel. Havasını sevdim. Aa, saçlarım. Beni niye daha önce getirmedin buraya? Ben mi getirmedim? Seni kaç kere çağırdım ben buraya? Kaç kere? Çok. Aha. Kuzenlerle geliyoruz. Yani. Ya kuzenlerle geliyorsun tabii. Kuzenlerle geliyoruz. Sen, ben seni çağırıyorum, sen hiç gelmiyorsun. Ya programın oluyor, bir şey. Benim suçum ben çünkü. Neyse ya. Boş ver. Seviyorum. Vallahi mi? Aha, çok seviyorum. Niye? Ben. Hadi cevap ver sıkıyorsa. Niye seviyorum? Bilmem. Niye seviyorum? Güzelsin. O yüzden. Ya, bir ton güzel kız var. Ya, tamam, sen farklısın değil mi? Akıllısın falan böyle. Farklıyım. Ha, farklıyız biz. Biz mi farklıyız? Biz farklıyız. Herkes sen farklı. Sen böyle tüple dalmayı, ne bileyim dağlara tırmanmayı sen. Bataya çalan, patan yapalım. Ya ben oturup evde kitap okuyan, film izleyen bir kızım yani. Bence farklı olmamız iyi bir şey. Neden? Çünkü... Tamamlıyoruz birbirimizi. Ben bir şey yapıyorum, sen sıkılıyorsun. Sen bir şey yapınca ben sıkılıyorum. Sonra barışıyoruz. Sen bana ama tüple daldırttın zorla. Ne bileyim, ben sana kitap okutamam ama. Yani... Olsun, ben seni çok seviyorum. Değil mi? Farklı olmamıza rağmen. Değil mi? Belki farklı olduğumuz için mi acaba? Peki o zaman Sayın Temer Bey, ne düşünüyorsunuz aşk hakkında? Ruhlarımızın birleşimi. Ah, tanrım. Evet. Felsefe yapacak en son insan sensin herhalde. Yo, ben başladım bu muhabbete, bayağı iyi şeyler konuşuyorum. Valla. Uzak kalsın, yeter ya, rastlanma ne? Aslında mı artıyorsun? Öp, öp beni, öp beni. Sonra. Allah'ım. Şat. Bu aşk nasıl bir şeydir ya? Aşk nedir abi? Sevgilim, aşk nedir? Anlat bana. Ne bileyim, aşkın bir şeyi var mı böyle? Tanımı, ha.
Ya şimdi bir seneden beri beraberiz. Ama bundan önce de bir ilişkimiz vardı işte 3 sene önce. Ama orada ben hata yapmıştım. Başka kızlar da vardı yani. Bir tek o arkadaşım değildi benim. Tabii her şey bitti o zaman. Sonra... Kötü bir duyguydu. Nasıl diyeyim? Yani birbirimizin yüzüne bakamıyorduk. Sonra yavaş yavaş yine normal arkadaş olduk. Bu sefer ben aşık oldum. Eskiden aşık değildim, o bana aşıktı. Bu sefer ama o korkuyordu eskisi gibi olacak diye. Tabii zaman tanıdım, hep arkasından koştum. O bana seni seviyorum falan demedi, o kendi duygularını pek göstermedi. Sonra parkta söyleyiverdi. Galiba ben sana aşık oldum diye falan. Zaten o zaman içim acayip şey oldu yani. Ağlayabilirdim, çok güzeldi. Acayip duygulandım. Ja, ich habe halt erzählt, wie wir uns kennengelernt haben und dass ich vor Jahren einen Fehler gemacht habe und später ich mich in dich verliebt hatte. Und ja, dass du dann Angst hattest, also wieder was mit mir anzufangen. Du meintest zwar, das ist viel größer als nur Freundschaft, aber nicht weiter. Und ich konnte auch damit trotzdem leben, Hauptsache hatte ich dich ein bisschen. Und dann haben wir uns halt im Park, hast du mir gesagt, dass du mich liebst. Naja, dann ging die Welt für mich auf. So, war voll Hammer, voll die Hammergefühle, voll die Emotion. Ja, so halt. Und jetzt, dass wir jetzt halt mehr als ein Jahr zusammen sind. Ja, so halt. Ich liebe dich. Sen beni niye seviyorsun? Olmak istediğim insan olabileceğim için seninle. Hani çok farklı gibi görünüyoruz ama bilmem hani her zaman bu kadar ukala olmak istemiyordum. Hayatımın amacı bu değildi yani. Sonra bir savunma mekanizması olarak yaşadım. Seninleyken bunu kullanmama gerek yok. Sen çok kasıntısın ya. Bundan kurtulmaya çalışıyorum. Ukala şey ya. Ukala olmak eğlenceli ama. Hiç de değil abi. Çok eğlenceli. Deli ediyorsun bazen beni. Sen de beni deli ediyorsun ama hala buradayız yani. Ben mutluyum, seni bilmiyorum ama. Biz niye buradayız ki? Ne yapıyoruz ki biz yani? Biz niye buradayız? Hava güzel. Ve benim seninle geçecek vaktim var çünkü, o yüzden buradayız. Abi şey okul gitsin. Her gün burada böyle oturabilirim biliyor musun? Bu senin istediğin işte. Ben daha fazla şey istiyorum. Sen akıllı kızsın ya. Akılla ne alakası var? Sen aptal mısın? Sen çalışacaksın, akademik kariyer yapman lazım sana. Akademik kariyer. Annemle babam yaptı da ne oldu? Ya bilmiyorum, çok mutlular falan da. Ya ben çalışmak istiyorum, bilmiyorum. Görmek isterim. Yani güzel yani. Hiçbir şey yapmadan böyle otur abi. Güzel olurdu ama. Güzel, tabii ki de güzel. Kimsenin o tarz bir zamanı olmuyor ama işte hayatta. Sen bunu mu yapmak istiyorsun mesela? Hani hiçbir şey yapmadan oturmak mı istiyorsun? Hani yaptığımız şeylerin de çok bir yararı olduğunu zannetmiyorum. Yani bir şey yapacağım da ne olacak? Nereye varacağım? Yani bir insan... Hani vardı ya bir tane hikaye, kesin size de... Sen de bilirsin o hikayeyi. Balıkçı bir adam var işte. Gidiyor işte. Abi diyor, sen ne yapıyorsun diyor. Ben buradayım diyor. Neden peki sen de diğer balıkçılar gibi açılıp balık tutmuyorsun, zengin olmuyorsun, büyük bir şirket kurmuyorsun? O da peki yapıp ne yapacağım diyor. Sonra eylemlerine bakacaksın, o aldığın parayla bir şeyler yapacaksın diyor. Sonra adam düşünüyor ki, zaten adam hayatını yaşıyor yani. Bir teknede oturmuş, sigarasını içiyor, ne bileyim balığını yiyor. Hayatını yaşıyor. Aa, bir de şey, söylemeyi unuttum bak ya. Semih gelecek, benim arkadaş Almanya'dan. Aha, bahsediyordun. Ne zaman geliyor? Ya işte gelecek hafta falan gelir. Takılacağız biraz ya, eğleneceğiz falan. İyi, göster. Daha önce geldin mi?
Çok kafa çocuktur. Ha? Ne? İstanbul'a? Aha. Gelmiştir canım tabii ki de. Aynen. Gelmişti yani benimle. Köln'de tanıştık işte ya. Oh. Ha. Yanlış yolda kayboldu, doğrular hiç oldu, içim dolu, kural kesti kolu. Ölü dağlardan battal gazi, komiser olamaz, kovalar mazi. Dağda ovada işkence var, sana da bana mabuzsa tek çare kapuska. Apış da gel, yapışma len, karışma sen, yoluma giden ben özgürsem. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nargile tütün satıyor musun? Satıyoruz. Ne çeşitleri var? Bütün çeşitlerimiz var. Küçük ve büyük olarak. Ne onlar? Gösterebilirim. Bunların hepsi bandrollu. Tat olarak değişiyorlar. Mesela bu... bu kiraz. Herkes diyor ki kavun çok güzelmiş. Kavun çok satılıyor. Elma var. Elma da çok güzel. Evet. Bende var da hepsi. Bir değişik bir şey almak istiyorum. Şu nane olsun. Ya da şu şeftali mi olsun? Şeftaliyi bir deneyim. Güzel de bir tadı. Yani tamam. Çoğu kişi alıyor. Bunlar ne kadar fiyatları? 3.60. 3.60 tamam. Torba vereyim mi? Yok gerek yok. Tamam. Teşekkürler. Hayırlı işler, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Mein Zimmer ist so halt leer und so. Ich finde, dass mein Zimmer noch nicht fertig ist und so noch eine Baustelle ist und deshalb. Mir gefällt das nicht so ganz hier, dies. Keine Ahnung, diese Farben und so, gefällt mir halt nicht und es ist noch warm, ein paar Sachen sind noch kaputt, ich habe keine richtige Lampe. Ich habe hier nur eine Steckdose, die funktioniert irgendwie. Also muss noch voll vieles gemacht werden und ich bin halt so, erst wenn alles komplett fertig ist, dann erst dann fange ich an, das zu gestalten oder umzuräumen und so. Also ist halt so, wenn... Erst bei mir muss immer alles komplett sein, also jede Ecke muss stimmen und dann fühle ich mich erst wohl. Eskiden şeyler vardı, onları çıkarttım. Araba posterleri falan böyle. Ama onları çıkarttım çok artık biraz daha böyle yaş büyüyünce. Farklı şeyler falan yapıştırdım birkaç tane. Onun dışında çok fazla oynamıyorum adamla. Kendi haline bırakıyorum. Zamanla kendine bir şeyler oluyordu da. Mesela hoparlörler taktım. İskeletler. Estetik duruyor bence ya. Kemik falan böyle. Ama bence hoş gözüküyor. Değişik böyle. Yani böyle hırçın falan böyle. Ne bileyim. Das fällt mir immer schwer, mich selbst zu beschreiben, aber ich bin halt ein Typ, der mit niemandem ein Problem haben will. Also weder ich soll Probleme jemandem machen oder die andere Seite Probleme auf mich. Ya ben hayatı çok basit algılarım. Yani böyle eğlencedir, şudur budur. Öyle çok bence zorlamaya gerek yok yani böyle uf, müthiş olmalıyım falan, böyle çok çalışmayayım falan. Öyle bir derdim yok yani. Böyle yeteri kadar, bana yetecek kadar çalışayım. Ama eğleneyim de yani. Çok pratik, radikal düşünen bir insanım. Bu işimi kolaylaştırıyor bazı yerlerde. Öyle çok için derinlerine inmem yani, araştırmam öyle. Onun dışında rahatımdır böyle. Yani rahat davranır, rahat hareket ederim. İnsanlar da beni bu yüzden sever yani. Herkes belki sevmeyebilir de. Seven çok. Ya sevmiyaz ki. Ya, ein Typ, der ins Gymnasium geht, Abi macht jetzt, der nicht so besonders in der Schule ist. Ja. Ich habe eine kleine Schwester. Türke. So halt. Was machst du? Ich kann nicht drauf.
das ja Abschied. Weil man wechselt. Hat er eigentlich in der Stufe? Ja, dieser Kick. Die Augenbrauen ist so faul. Die ist eigentlich so faul. Aus dem Augenwinkel geht am Flächer. Der ist hässlich. Naja, aus dem Augenwinkel ist das Farbe. Alleine kann man nicht irgendwie zum Beispiel so verrückt Sachen machen. Und dann braucht man halt jemanden. Zum Beispiel in dem Sinne ist er der Perfekte für mich und umgekehrt. Ja, man kann ja auch nicht immer ernst bleiben. Und wenn man normal bleibt, dann ist das auch manchmal langweilig. Ja. Es müssen zwei Verrückte geben, die die Stimmung irgendwie der anderen auch beeinflussen und keine Ahnung, die ein bisschen Stimmung machen. Also das war halt, die Schule war kritisch und dann halt wussten wir nicht ganz genau, ob wir es schaffen. Da haben wir uns gesagt, falls wir die Schule schaffen, dann machen wir uns halt die Haare weg. Und das war halt irgendwie ein bisschen so einfach, ein bisschen joke-mäßig, ein bisschen spaßmäßig. Wurde immer ernst. Irgendwie eine Situation, wo das irgendwie so fast kurz davor war, dann musste der Referat halten und sagen, machen wir das und dann auf jeden Fall machen wir das. Wenn wir zu Disco gehen und so, dann achten die nur auf die Haare. Also wir sind in einer Klasse. Ich habe diesen Vorurteil schon. Ja. Wir sind in einer Klasse, also wir haben beide dieselben Charaktereigenschaften sozusagen und keine Ahnung, wollen beide unseren Spaß haben, mich lassen die rein, ihn nicht. Weil er schwarze Haare hat. Das ist schon, also ist was Kleines sozusagen, aber in meinem Sinn als Jugendlicher ist es was ganz Großes, also steht eigentlich ganz oben. Manche Lehrer? Die schmeißen mich von der Schule. Die sagen, ich bin nicht auf der Schule, aber ich bin Gymnasiast, das wollen die nicht glauben. Die denken, ich bin entweder Realschule oder Hauptschule oder gehöre nicht zu der Schule. Das Problem ist, also dieses Image, also dieses Bild von uns ist so. Man sagt ein Salsa-Spiel jetzt an, in Philosophie oder sowas, wo halt man, also Gedanke frei ist. Also es gibt, ist nicht wie Mathe, wo man 2 plus 2 4 ist. Das ist halt, wenn andere irgendwie sowas sagen, das ist nur Schwachsinn, dann denkt man, oh, der hat ja vielleicht im Nachhinein. Dann sagt man, ja, es könnte sein. Aber wenn wir das halt sagen, wir sind dann halt die Klasse stören, irgendwie Faxen machen, lustig sind, weil halt so ein bisschen als dumm angesehen werden. Sobald wir es sagen, direkt strikt, nein, ist falsch. Oder. Also deutsche Jungs, Freunde habe ich nicht, ich habe nur Ausländer Freunde und also mit denen fühle ich mich eigentlich wohl. Alman arkadaşım var, bir iki tane. Yani sonuçta onlar da Türkçe biliyor gerçi çoğu, öğreniyorlar yavaş yavaş. Ama bir ayrım yok yani arada bu Alman falan bununla takılmayalım falan diye bir şey yok. Onu da Türk gibi görüyorsun bir zaman sonra. Değişmiyor. Ya da o seni Alman gibi görüyor. Das ergibt sich halt, dass die meisten Ausländer immer zusammen sind und Deutsche zusammen sind. Es gibt auch verschiedene Gruppen, nur wir gehören halt nicht dazu. Das hat sich so ergeben in meiner Klasse. Das waren alle nur Rocker und so. Ich sage jetzt nicht das. Ich verstehe mich auch mit Rockern, nur halt in der Schule, nicht draußen, in der Freizeit. In der Freizeit treffen wir uns Ausländer immer nur.
Okuyun, okuyun, çalışın, çalışın, tırnağınızla kazıyın, kazıyın. Kazanırsınız. Okuyun, okuyun, çalışın, çalışın, tırnağınızla kazıyın, kazıyın. Kazanırsınız. Her darbesinde çekicin, size uygun görülen duvardaki sıralar dökük sosyal sınıfınıza biraz daha girersiniz. Bordronuzu ezberlersiniz. Die deutsche Schüler gehen in andere Klassen und wir haben keine gemeinsame Unterrichte. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger, mit ihnen Beziehungen zu haben oder Freundschaften. Es sind jetzt mehrere Projekte im Gange, dass wir auch mit den türkischen Schülern Kontakt haben. Aber generell haben wir aus unserer Schule mit den türkischen Schülern gar keinen Kontakt. Also wir sehen die auf dem Flur und gehen an denen vorbei, mehr auch nicht. Ich habe zwei oder drei deutsche Freunde, die machen bei der Tanz-AG mit. Und wir haben für drei oder vier Jahre zusammen getanzt. Ich denke, ich bin Fremder, aber ich habe mich gut eingelebt, schätze ich mal. Also für Türken bin ich ein Ausländer, aber... Ich habe mich ganz gut eingelebt. Ich spreche schon ein bisschen Türkisch, so das, was man halt so lernt. Also so, ja, wie heißt du, wo wohnst du denn? Oder wenn ich mir irgendwas bestellen möchte zum Essen oder so, das geht schon. Aber so tiefere Gespräche sind dann nicht so möglich. Aber diese Erfahrung muss man erstmal machen, wie das ist, in einem fremden Land zu sein, ja, genau. Die Sprache nicht zu sprechen, damit man die auch verstehen kann, warum die jetzt unsere Sprache nicht so sprechen, obwohl sie schon seit ihrer Geburt in Deutschland leben. Man fühlt sich halt ein bisschen ausgeschlossen, weil die Türken, die kennen sich halt alle untereinander. Die türkischen Klassen, die kennen sich wirklich. Von der Haselik bis zur 12. Klasse kennen sie sich halt. Und wir Deutschen kennen uns zwar auch untereinander, aber die deutsche Gruppe ist so gering, dass man sich die Freunde jetzt auch nicht aussuchen kann, wie in den türkischen Klassen. Die Schule ist mit den deutschen Schülern freier. Die haben nicht so viele Regeln. Die gelten für die Deutschen nicht. Also... Das ist jetzt zum Beispiel mit Religion. Da dürfen wir in der Schule nicht drüber reden. Also das ist ein Tabuthema. Oder auch Politik. Da dürfen wir auch nicht drüber reden. Das ist auch, mein Vater macht die Schülerzeitung, ist Lehrer an der Schule. Und deswegen wusste er gar nicht am ersten Mal, was er in die Schülerzeitung reinschreiben sollte, weil in Deutschland bestand die eigentlich nur aus solchen Informationen. Die Türken haben mehr Geheimnisse und die sollen immer versteckt sein. Mit den Deutschen gibt es keine Geheimnisse. Na, die verstehen es und die haben keine Vorurteile, kann man sagen. Also ich komme aus Nordrhein-Westfalen und dort leben sehr viele Türken und die sind meistens sozialhilfeabhängig. Und das sind dann halt diese Macho-Typen, die dann wirklich mit so einem aufgetunten BMW durch die Straßen fahren und weil sie sich nicht immer die neuesten Handys haben und einfach, das sind... die unfreundlich sind. Also die sind bei uns, sind die einfach total unfreundlich und fühlen sich total cool und hat man halt gedacht, okay, wenn man hierher kommt, weiß man ja nicht. Dann war man hier und die waren total anders, die Türken. Also nett, sehr aufgeschlossen. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwas sucht, man fragt, jetzt kennen Sie die und die Straße. In Deutschland wird man sagen, ja, jetzt die Straße weiter geradeaus, dann nach der zweiten Abbiegung rechts. Und hier gehen dann die Türken zum Teil wirklich noch mit und bringen einen bis vor die Haustüre. Also ich glaube, wenn ich hier noch mehr Freunde hätte, dann würde ich lieber hier leben als in Deutschland. Weil es ist irgendwie spannender hier. Also es ist schwieriger für Leute, die blond und blauäugig sind. Und man sieht uns halt an, dass wir keine Türken sind. Und dann werden wir halt öfters mal auf Englisch angesprochen und oder auf dem Bazar halt oft oder hier auch auf der Istiklal. Oder mir ist es halt auch schon passiert, dass mir einfach irgendwelche türkischen Männer hinterhergelaufen sind bis nach Hause. Und dann auch immer mal wieder irgendwie Hey Girl oder irgendwie sowas hinter mir hergerufen haben. Und das ist ein negativer Punkt, hier zu sein. Oder eine Schwierigkeit für Mädchen. Also ich denke, wenn man jetzt... Also ich habe so das Gefühl, ich würde mich schon gern integrieren, mehr. Weil das Auffallen oder dieses ständige angesprochen werden, das nervt einfach. Nach der Zeit nervt es wirklich sehr. Also dann ist schon, wenn man dann auf Türkisch sagen könnte, ja okay gut, jetzt geh mal bitte,
verpiss dich. Ja. Und das ist natürlich. Aber auch alleine, wenn man das sagt, wenn man sagt, ich möchte das nicht, dann wird man dann, also dann wird das nicht wahrgenommen. Dann denkt man auch, toll, die Kleine kann Türkisch oder so. Und die türkischen Frauen, die sind da ja sehr hart, die treten dann ja einfach zu. Also das habe ich wirklich schon an der Bushalte gestehen, die hauen dann einfach dreist zu und wir würden uns das gar nicht trauen. Türkiye'deki döner bence Almanya dönerine karşılaştırınca pek iyi değil. Çünkü burada döner etleri güzel. Lamb flesh var, Hähnchen flesh daha çok, Kalb flesh da var. Türkiye'deki et pek güzel değil, bazen pişmemiş oluyor ya da kendi döner ekmeği var. Değişik soslar var, soslardan koyuyorlar. Daha çok cacık bir de acı tutuluyor, onlardan koyuyorlar. Çoban salatası var, yeşil salata var, mısırlı salata var. Yani değişik değişik yani. Türkiye'deki bütün yemekler güzel, bir tek buranın ünlü döneri orada pek güzel değil bence. Hocaların hepsi de 4 tane 1 verdi. Hepsi de acıyıp 2 verdi. Ben 1-1 ile kalacağım diye korktum abi. Adam bile gidiyor. Git. Abi bira içmeye çalışıyor. Diğer bir şey diyorlar. Her an biri gelebilir. Şimdilik denediler ama derler bence. Anlayamıyorum. Abi iyi kapatın biraları. O belki fark eder. Ya bence kapatınca da... Ama sana adam bile gidiyor. Ben o kadar kasıp 4-0 yapmıyorum. Ya Almanca konuşuyorlar, evet. Ben de Paris'e konuşuyorum. Evet. Biz de Alman lisesini izleyelim, dalalım abi. Hadi dalalım. Hadi. Türkçe hadi tamam abi, seni seçtim bu iş için. Bu kutsal görev seni bekliyor. Türkçe biliyorlar mı? Sorsana. Harbi. Almanya'dan mı geliyorsunuz? Evet. Neresinden? Stuttgart. Stuttgart'tan. Biz de Alman lisesindeyiz böylece grupça. Alman lisesi mi var burada? Almanca ders görüyorsunuz. Evet. Her şey Almanca. Ya o zaman Almanca da biliyorsunuz. Evet, o zaman biz sizi bir test edelim. Eyvah eyvah. Studiert o da was? Nein. Sadece sadece. Macht auch Abitur? Macht Abitur. Ich auch. Hammer. Aber ich bin bestimmt ein bisschen älter wie du. Ja, natürlich. Natürlich. Du siehst groß alter als mich. Yani lise falan, yani Abitur derken. Abitur ja, ich habe noch 2 Jahre. 2 Jahre. Ja, ich gehe im Abendgymnasium. Ich arbeite und dann gehe ich abends immer. So, wie alt bist du denn? Ich bin 25. Schön wäre es, wenn man nicht merken würde, dass wir aus Deutschland kommen. Ich glaube, dass die einen anders behandeln, wenn man aus Deutschland kommt, wenn die merken, dass wir aus Deutschland kommen, ja. Die Leute hier. Ich weiß nicht, ein bisschen gehässig. Zum Beispiel sind wir gestern Topkapistada hier gegangen. Wir waren mit einer Gruppe gekommen aus Deutschland, ja? Da waren auch viele Deutsche dabei, ganz wenig Türken und wir waren halt auch dabei. Und da war so ein türkischer Mann, der stand da und hat dann zu uns gesagt, auf Türkisch, Türkler Almanya olmasa Türkler acaba parayı nerede kazanırdı? Öyle dedi.
Hadi ja. So ungefähr. Voll hart. Voll hart, hani... Unhöflich. Voll unhöflich. Ja. So. Weiß nicht, fand ich nicht in Ordnung. Weiß gar nicht, warum man... Oradaki kesim so şey diyebiliyorlar çünkü genelde, işçi diyebiliyorlar. Aber trotzdem, ich mein... Ist ja auch so, mein Papa ist auch Arbeiter. Ja, ja. Aber bei uns aber ist es ja anders. Was für ein Arbeit ja ist das? Ganz normal Fabrikarbeiter. Aber darauf mein Papa stolz auch. Ich mein, es ist nicht so, wofür ich mich schämen muss hier. Und ja. Ich weiß nicht, wir wissen halt nicht. Welches ist euer Heimland? Heimat? Heimland. Heimland. Türkei oder Deutschland? Ja, Türkiye. Türkei. Also ich fühle mich... Yani gurur... Ja, ja. Gururla ben Türk'üm diyorsun yani. Auf jeden Fall. Ja. Ist halt, aber das Problem ist halt, dort bist du der Türke ja in Deutschland. Ja, ja. Und hier bist du der Almanche, der Deutsche. Almanche, ja, genau. Das ist so. Alaman. Also im Endeffekt ist man wirklich hin und her gerissen, ist man echt. Also ich glaube, in Deutschland ist die Jugend sogar ein bisschen gläubiger, weil die hängen viel mehr in Einstel, weil die hängen noch mehr an ihren Wurzeln. Oruç tutuyor musunuz? Oruç. Ja, ihr? Nein. Ich kann nicht. Ich muss immer essen. Ich auch. Ja, immer Bier. Ohne Bier geht es nicht. Ich glaube, die Jugend hier, Jan Genschler, sind noch ein Tick moderner, würde ich sagen. Ja, oder stylischer. Ja, genau. Ohren liegt hier, Nase, alle. Ja, genau. Also ich glaube, in Deutschland kannst du die Türken noch besser erkennen als Türken wie hier. Ja. Das ist echt so. Aber es ist echt schön, auch die Rockszene hier, glaube ich. Wir waren gestern auch in so einem Café, da lief türkischer Rock, war voll gut. Wir haben auch ein Band. Echt jetzt? Ja. Ich glaube, er ist Elektro-Gitarrist, Bass, Schlagzeug, Elektro-Gitarrist. Er singt? Aber er macht nichts. Ja. Singst du? Singst du? Nein. Ich. Du singst? Er singt. Ich. Und er. Sing mal ein bisschen. Meine Freunde. Kennt ihr die Ärzte? Meine Freunde. Ja, und homosexuell, meine Freunde. Sind alle kriminell. Sie ficken sich ganz einfach so gegenseitig in der Po. Das macht ihnen allen Spaß. Dürfen sie das? Das kann ich nicht mal. Wir haben das auch in Deutschland gesungen. Das war komisch. Und was auf Türkisch? Auf Türkisch? Ah. Man darf das nicht. Ja. Ja. Oh. 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 Das heißt Reflex, mein Freund. Halimiz hiç de fena sayılmaz. Royal Döner. Krallar gibi ye. İso belgeli. Her biri Royal Telsen olmaya aday. Birbirinden kıvrak, birbirinden yetenekli, birbirinden güzel yarışmacılar. Kümeyin kendisini büyüttüğünü ve manevi babası olduğunu açıkladı. 89'u 90'a bağlı yani. Manevi durumu ilan etti. Kendisi gerçek kan bağı yok. Annesi babası olursa gerçek anne baba kız olur. Ama birisine yetiştirip bakarsan yani onun masraflarını üstlenirsen, ilgilenirsen o zaman da manevi kız olur. Anladın mı? Seversen. Büyütür. Büyütürsen. Gerçek kızı değilmiş. Her yerden bizlere ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. 1 dakika 30 saniyenin altına düşüyoruz. 500 euro yani 1000 YTL arkadaşlar. Nerede kazanacaksınız? İhtiyacınız evet olabilir. Ya. Şu anda gel. Babam nerede? Dışarıda. Ay süper ya. Babam sınıfı. Alman kültürü bize çok uzak. Türk kültürü de çok uzak ama biz aileler olarak çocuklarımıza en azından Türk'ünün uzak kalmaması için gelenek göreneklerimizi öğretmeye çalışıyoruz. Türkçemizi öğretmeye çalışıyoruz. Saygıyı öğretiyoruz.
Mesela ben Semih'e hep iki kişi konuşurken üçüncü konuşmaz diye öğretiyordum. Yani büyüklerin yanında yatılmaz, işte daha düzgün bir şekilde oturulur. Ayağa kalkılır misafir geldiğinde, hep böyle şeyler öğrettik. Bizim bıraktığımız o kültürü biz daha hala yaşatmaya çalışıyoruz. Ama bazıları biz Türkiye'ye gittiğimizde oho, o köprünün altından çok sular aktı diyorlar. O devir değişti. O zamandı diyor. O zaman bizim içimize cız ediyor. Esrar eroin. Çok kötü yani. Bilmiyorum. Türkiye'de duyuyoruz bunları. Türkiye'de duyuyoruz işte, gençlik çok bozuk. Onun için bizi korkutuyor. Yolda sevmiş sabahlara kadar gezin. Benim aklıma gelmez. Ama kafa takılı. Burası hep çarpıntı. Herhangi bir şey mi oldu? İşte uyku uyuyamıyorsun. Nihayetinde evlat dışarıda. Ama evinde olduğu zaman gönül rahatlığında uyuyabiliyorsun. Onun için diyoruz ki evine erken gel. Ne olur ne olmaz. Çünkü tüm kötülükler gece başlar. Semih istiyor saat 3'e 4'e kadar eğlensin. Gerçekten de çok normal yaşına göre. Biz de merak ediyoruz dışarıda bir şey olacak diye yani. Onu korumak amacıyla, sevdiğimiz için. Sadece sevgiden kaynaklı onu. Ben eskiden hiç dışarı çıkmıyordum. Annem diyordu çık dışarı, çık dışarı, çık dışarı. Sonra bir ara çıkmaya başladım. O zaman da hep göz yumdular. Eskiden gezmiyordu, bari şimdi gezsin filan. Sonra aşırı gitmeye başladı. Bu sefer engellemeye çalıştılar. Yani izin vermiyorlardı yine. Erken geleyim filan eve istiyorlardı. O anda geliyordum halbuki. Yani düşünsem şimdi hep geç geliyorum eve. Yani o eskiden hayatta gelemezdim öyle geç. Daha çok bize geliyorlar. Dışarıda gezmektense saat 4'lere kadar film bakıyorlar yani aşağıda. O ki odada. Yeter ki gezmesinler, bizde yeme içme yani her şey serbest. Sıkılıyorum belki gencim falan ama ben de isterim ki aynı annem babam bana öğrettiği gibi ben de çocuklarıma öğreteyim. Aynı annem babam bana verdiklerini onlara da vereyim yani saygıyı ya da dini onlara da aynı öğreteyim. İlla ki bir Alman arkadaşı veyahut da bir ne diyeyim İtalyan arkadaşı, Yugoslav arkadaşı onlarla konuşurken Almanca konuşmak zorunda. Kendi Türk arkadaşlarına dahi zorlandığı an Türkçe çok kolay olacağı halde Almanca hemen onu cevaplamaya çalışıyor. Alman cevaplıyor, Türkçe konuşmuyor. O anda anlıyorsun ki bu çocuk biraz daha ilgilenmesek kendi Türk kültüründen kopacak. Biz için en çok korkulan şey bunlar. Türk kültüründe kaldığımız sürece evlatlarımızın da Türk eş bulacaklarını, bir mutlu yuva kurup Türk olaraktan kalacaklarını bütün kalbimle bekliyorum. Ya ben de Türk'ten evlenmesini isterdim. Ama daha çok onun mutlu olması önemli. Yani bizden gördüklerini çocuklarına gerçekten versinler. Türk'le evlenirse kültürümüz devam eder. Mesela bizim bayramlarımızda hep evdeki kadından kaynaklanıyor her şey. Yani bayram namazına gönderirse gider. Kadın erkeğini gönderirse bu kültür devam eder. Ama Alman olursa onun kendi iç güdüsüne bağlı. Eğer göndermek istiyorsa yani buna uyarabilir mi? Senin evlatların istiyorsun ki kendi kültüründen kopmasın. Kendi geleneklerinden kopmasın. Kopmadığı halde böyle bir şeyle karşılaştığın zaman şok olursun. Şimdi, bu çok acı bir şey olur yani. Sadece iki genç birbiriyle evlenmiyor. Türklerde aileyle de evlenmiş sayılıyor. Yani iki tarafın ailesi, kızın ve erkeğin ailesi birbiriyle görüşüyor. Sürekli görüşüyor yani bu birkaç defaya mahsus değil. İki aile bir birleşme olacak. İyi veya kötü birbirine gelin gidim olacak. Bizim gelenek göreneklerimizde ben çoklarını biliyorum ben de Türk olacağım, ben de Müslüman olacağım diye ama nereye kadar? Bir Ramazan ayı geldiğinde meine Gott, so lange Zeit, ich kann nicht warten. Bunu söyleyebiliyor. Hani sen Müslüman, hani Türk olacaktın?
Balık ekmek, balık ekmek, aynen balık var, ekmek. Buyurun. Buyurun. Balık, balık. Buyurun. 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 Selamünaleyküm. Hoş geldin. Balık ekmek olsun abi. Soğan yer misin? Soğan da olsun. Evet, ızgarat, balık, 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 balık ekmek, buyurun. Kabatan da fiş kebap, buyurun. Balık ekmek, balık ekmek, balık ekmek, buyurun, yani, buyurun. Buyurun, var mı ya? Ne çıkarıyorsunuz ki? Ne çıkıyor ya? Yüküyor, yüküyor. Das hört jetzt vielleicht verrückt an nach 14 Monaten, aber man denkt schon nach, vielleicht hat das eine lange Zukunft, vielleicht kommt man heiraten, man weiß es nicht. Jetzt, wo man so verliebt ist, denkt man natürlich darüber nach, wie das später mal sein könnte, ob das für die Ewigkeit ist und so. Man hofft. Also wir haben ja von Anfang an gesagt, darüber haben wir uns schon Gedanken, wenn wir mal Kinder bekommen, dass sie auf jeden Fall Moslem werden. Weil ich weiß nicht, ich bin auch christlich erzogen worden, aber ich weiß nicht, er ist krasser erzogen worden als ich jetzt zum Beispiel. Er liest den Koran, er macht das mache ich alles gar nicht. Er geht in die Moschee, ich gehe auch in die Kirche, aber nicht so wie er. Und ich finde schon, dass meine Kinder so erzogen, also mit der Religion erzogen werden. Und ich denke, dass er besser ihnen das beibringen kann als ich. Sie soll einfach genau das machen, was im Christentum gemacht wird, nur halt zum Islam übertreten, also würdig für gut halten, also darüber würde ich mich schon freuen. Nur sie muss jetzt kein Kopftuch tragen oder halt so wie wir beten. Nur also das meinen Kindern beibringen können und bei wichtigen Tagen soll das halt so sein. Und wie soll ich sagen, sie muss, ja okay, kein Schwein essen. So, sie muss auch nicht unbedingt fasten und so. Sie hat ja auch Interesse an der türkischen Kultur und von daher denke ich mal schon, dass sie das also cool finden wird und also, dass sie zur türkischen Kultur gut übertreten kann. Und hoffe ich mal. Sie wird ja wohl meine Familie dann immer näher kennenlernen. Bis jetzt kennt sie meine Mutter und meine Schwester, also bis jetzt ist eigentlich alles in Ordnung. Nur ich weiß, wie das mit meinem Vater jetzt wird, der weiß das ja so indirekt. Ja, ich versuche, denen irgendwie beizubringen, dass ich sie liebe und dass das anders nicht geht. Ich will zwar meine Familie nicht verletzen, aber die sollen mich auch ein bisschen verstehen. Ja, oben. Kurtulsam senden diye kendimi yormadan ulaşsam sana, dokunsam ruhuna kimseye sormadan yolundan çıkıp kavuşsan sen bana. Aa, aa, aa.
Onları biliyorum. Ya şat pat unuttum onları. Önden iyi biliyordum. Kramer'i de biliyordum fakat zaman geçti unuttum. Siz kaç yılında gelmişsiniz Türkiye'ye döndünüz? Hiç dönmedik ki Türkiye'ye. Biz hep oradayız oğlum. Nasıl hep oradayız? Geldiniz ya buraya ev ben aldık işte. Ben hep gidip geliyorum. Yani orada kaç sene oldu buraya? 10 sene var. Buraya da kalmadım. Gelmedim ben. Temelli hiç gelmedim. Almanya'da nasıl abi? Türk olmak nasıl annen Almanya'da? Almanya'da oğlum Türk olmak çok iyi bir şeydir. Çok iyi bir şeydir. Tabii. Niye? Nereye gidersen git, Türklüğünü unutmayacaksın. Ama gittiğin yere de uyuyacaksın. Nasılsa oradaki insanlar, mümkün olduğu da sen onlar gibi olamazsın da, yani uyuyacaksın yani. Türklere bir şey bakıyorlar ama orada değil mi? Böyle, ne bileyim, bir işlerde hiç, zorluk çıkartıyorlar. Hayır, hiçbir zorluk çıkartmıyorlar. Zorlukları çıkartanlar gene bizim Türklerdir. Öyle mi? Evet. Bizim Türkler zorluklar çıkartıyor. Çünkü niye? Çalışmasını sevmezler bizim Türkler. Hep böyle beleşten para gelsin derler. Bir yere gitsin mesela, bir su içmeye, mutfağa gitsin diyelim. Orada o suyu yavaş yavaş içer. Şu nereye? Yavaş yavaş içer onu ki zaman geçsin. Hemen gidip de çalışmayayım orada. Ondan sonra arkasından şef gidiyor. Ja, işte sen warum so lang bleiben in Küche? Ja, ihr habt Wasser trinken. Ja, Wasser trinken ganz wenig Stunde brauchst du. Nicht so lange halbe Stunde Wasser trinken. Komm, komm, Arbeit, Arbeit. Hilal Bey. Onlar bizim Türkiye'de öyle alışmışlar onlar. Öyle oturur, sigarasını içer, saat geçer, takılır geçer, çayını içer, konuşur. Onlar onun için, bizim Türkler için normal bir şeydir. Ama onlar o işi sevmez. Disiplin, Alman disiplin. Onun saati vardı. Saatine göre işine gideceksin. Saatine göre de para ödüyorsun. Bizim burada öyle değil tabii. Bu, o bakımdan bizim Türkiye çok iyidir. Kendileri bakımdan. Yani bizim Türklerin birçoklarına uygun bir yerdi burası. Değil mi? Yani bizlere. Bizlere. Ha, bizlere çok uygundu burası. Bana da uygun da. sana daha çok uygundu. Ne tepeler şurada yerleş. Aynen öyle. İşte yerleştik için, zaten altında. Ne tepeler şurada yerleş. Onun için Almanlar gene... bizden daha iyidiler diyebilirim. Daha iyi. İnsan ilişkileri konusunda öyle değiller ama. Ya insan ilişki konusunda iyidirler. Yani kötü değiller. Sana hiçbir zaman böyle kötü gözden bakmazlar. Kötülük yapmayı düşünmezler. Anneanne. Efendim. Ben gideyim mi Almanya'ya? Ne düşünüyorsun? Tabii gideceksin oğlum. Gideceğim. Git. Gideyim dedim. Git. Okuyacağım orada. Oku. Dayın da orada. Değil mi? Teyzelerin orada. Senin gibi ben olsam. Ben de giderim. Gideyim. Peki. Ha, bu yırtık bandımdan git. Onlarla gideceğim. Moda soyuyorum. Yok ya yırtıldı. Ne yapayım? Birdenbire yırtıldı. Ne zaman gideceksin? Ne zaman gitmek istiyorsun? Burada şeyde, bir okul iki sene olacak? Önmüş. Ya bu şey bittikten sonra. Bu okul bittikten sonra. Abiturla gideceğim işte. Üniversiteyi orada okuyacağım. Bence buradan daha iyi orada okurdun. Sen diyorsun yani buradaki üniversitelerden daha mı sence? Evet çünkü ne de orada praktiğin da oluyor orada mesela. Almanca. Almanca praktiğin. Dışarıda alışverişini yaparken Almanca yapacaksın ne bileyim ben. Yani arkadaş edindin mi iyidir. Ama Alman arkadaş edinmek zorundayım ilerlemek için. Hepsi Türk. Hayır, kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim.
bir de eleman bulabilir. Nerede tutuyorsun? Tatlı bir şey. Hemen kurulmamış bak. Beşte kantim eleman arayanların ve iş arayanların borsası Metropolitan'ın iş borsası da Ferhat'la birliktesiniz. Hemen ilanlarımıza geçmek istiyorum efendim. Bir diş kliniğinde çalışacak dişçi yardımcısı aranıyor. Bu praksis Berlin'de bir sanat helperin aranıyor. Ve efendim bir kuaför salonunda çalışacak tecrübeli uzman bir bay bayan kuaför ve bir fizyomeister aranıyor. Bu ilanımız da aynı zamanda Berlin'den. Mehmet, ben bu kuaför araba ileride mi? Kendi ayakları üzerinde durabilen bir çocuk. Onun için ileride de yani kendine hayat kurarken de başarılı olacağına inanıyorum. Yani tek başına, kendi başına yapabilir, istediğini elde edebilecek bir çocuk. Ve kabiliyetli de. Hem sonra sosyal birisi de yani etrafına uyum sağlaması açısından o da çok önemli diye düşünüyorum. Hayatta bir tek her şey çok süper zeki olmaktan ziyade daha çok sosyal insanlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ve onlar daha başarılı oluyorlar çevrelerinde. Tamer'de de bu fazlasıyla var. Yani çok sosyal bir insan. Die deutsche Schule hier in Istanbul bietet uns die Möglichkeit, dass Tamer hier eben Abitur macht. Und um damit später in Deutschland weiter studieren zu können. Deutschland bietet gute Studiummöglichkeiten, hat gute Universitäten und er will ja auch Maschinenbau machen. Ja, nach seinem Studium, er soll versuchen, zumindest ein paar Jahre dort zu arbeiten, um Erfahrung zu sammeln. Ich habe das nicht gemacht und ich bereue es eigentlich. Aber er soll es machen, ein paar Jahre, drei, vier, fünf Jahre. Natürlich, also wie es sich da entwickelt, das weiß keiner. Aber er soll schon versuchen, dort zu arbeiten, ein paar Jahre. Danach soll er auf jeden Fall aber in die Türkei zurückkommen. Wenn er so weit ist, dann soll er auch für sein Land auch mal arbeiten. Das ist auch wichtig. Er hat, also er studiert bis 13. Klasse hier. Nur Universität wird er ja draußen studieren und das Zweck ist, damit er noch besser Deutsch als Fremdsprache lernen kann. Er ist nun mal Türke, wie ich bin, und er ist hier aufgewachsen und es gilt nicht nur für die Türken, für jede, für Deutsche in Deutschland oder für Japaner in Japan, die werden sich, jeder wird sich in seinem Land unter seinen eigenen Menschen, die die gleiche Sprache sprechen und dann gleiche Lebensweise haben oder so, da wird er sich am besten fühlen. Mit Ausnahme von Urlaub, im Urlaub fühlt sich jeder überall besser. Ich will auch, wenn er mal heiratet und Kinder hat, dann will ich auch mal mit ihnen was zu tun haben. Mit Deutschen oder mit, ich weiß nicht, Brasilianern oder? Ich, also, vielleicht wird meine Frau ein bisschen was anderes sagen, aber für mich ist das kein Problem. Wenn sie sagt, ja, ich lebe in der Türkei, dann macht es überhaupt gar nichts aus. Kann auch ein Chinese sein, kann auch ein Grieche sein, ist ganz egal. Ach so. Aber die Hauptsache ist, dass sie hier leben.
Ja. Mit einer deutschen Frau oder ohne? Also da, da muss schon er sich unterscheiden, was er will. Die Frau, die er heiratet, meiner Meinung nach, sie soll auch nicht unbedingt seine Religion, ihre Religion ändern oder sowas. Also wir sind da schon freier. Jeder soll seine Religion durchführen können, wie er will. Das hat doch keinen Sinn, dass sie Muslim sein wird. Das soll sie auch nicht, wenn sie nicht will. Ihm würden wir keine Richtlinien setzen. Du sollst das oder das oder das machen oder das sollst du nicht machen oder sowas. Nein, der soll es alles selber entscheiden. Ja bilmiyorum, evlendiğin zaman sonuçta birine bağlanmış olursun. Bağlanırsın yani. Yani o bağlılık korkutuyor diyeceğim, biraz yanlış olacak. Yani özgürlüğümü kısıtlıyor. Ben özgürlüğü seven bir insanım. Rahat davranmayı, aklıma geleni yapmayı. Evlilik bir nevi bunları kısıtlar yani. Ben o sorumluluğu yüklenmek istemiyorum yani evlenip. Rahat yaşamak istiyorum. Yağmur yağarsa laylonlar burada. Laylonun bir tanesini burada şey yaparsın, güneşli kapatırsın. Tamam. Bir tanesini tek yaparsın. Bir tanesini de bu tarafa koyarsın, laylondan iki tanesi. O siyahla şeyin laylonun altı var ya siyahla. Onun altında bir tane laylon var. O laylonun başta bunun üzerine yayarsın. Onu da siyah üzerine çeker. Çünkü o delik biliyor musun? Yağmur çeker altında, ısınır tahta. Tamam. Anladın mı? Daha, daha erken de. Bak ben buralarını şey yaptım buralarını, kağıtları falan koydum buraya. Hı-hı. Onları kağıtları buraya koyduktan sonra buraya ateşlersin bunları. Bu zıplar var ya burada. Hı-hı. Bu zıp şeyi bunu koyarsın. Anladın mı? Tamam. İlk şeye bunu şey yaparsın. Ama bayağı şey yapsın yalnız. Çalı şey yansın. Bu zıplar beraber sönebilir hiç anlamda biliyor musun? Tekrar bir kez daha yakman zorunda kalırsın. Tamam. Onu setleri üzerine koyarsınız. Hı-hı. Ondan sonra ızgaraya koyarsın üzerine. Buzdaya koyduğum ısınır ızgara. Iskara ısındıktan sonra... Ya? Hı. Okey. Ne okey? Okey. Nein? Okey, wir sehen uns dann gleich. Tschüss. Anladın mı? Okul iş tamam değil mi şimdi? Halloldu. Ne? Okul iş tamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Ne oldu? Hadi. Görüşürüz. Hadi bir geçiş olsun. Hadi işler. Teşekkürler. Hadi Allah'a ısmarladık. Ben onu araya bırakayım. Sen koy bir şey de ayarlama olur mu? Tamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi. Güle güle. Thank you.
Anladın mı? 18 pro. Vallahi iyi evlenmemişim ya. Oldum ya. Tam 18. Yani tam konu falan. Kasım'da, Kasım 9'unda 18. 18 önemli bir yaş değil aslında. Oğlum 18 ya, süper bir yaş. Ben sana hayır, bir şey söyleyeyim mi? Bak, oğlum ehliyet alıyorsun. Ben o güzel bir tek. Ben almadım. 18 yaşına girdim. Abi 18 birkaç yaşına hafta sonra ya. Bak birkaç hafta sonra Cenk'in evinden dümdüz yürüyorum. Abi bir baktım kafamı çevirdim ama 18 yaşında. Bir baktım 21 yaşından küçükler göremez diye bir şey var. Ne 21 yaşında? Vay ananı sikeyim. 3 senedir bugünü bekliyorum. Oğlum, ne 21 yaşıymış? Ondan sonra bunu 25 yaşında hatırladım. Anladın mı yani? 21 falan kalmıyor ortada. Çok yok ağır ya. Tarif ediyorum. Ne yaşıyor? Ağır kimsin ya? Allah! Çile. Süper sürdü oğlum adam. Herzlich willkommen da rein. Kannst knicken, Alter. Guck mal, was für eine Schlange. Denkst du, die wählen uns von diesen ganz vielen Leuten? Kannst knicken. Scheiße, ja. Wenn wir reinkommen, ist... Ne yapalım? Girmeyelim. Ne, lass mal probieren. No risk, no fun. Komm. Lass mich hier rein. Tschüss. Bir de bu sırayı boş boşuna bekleyeceğiz. Bu benim yetişen bir rahatsız. Bu da yok. Wir machen uns zu viel Kopf, ja? Vielleicht lassen wir uns. Aber das ist zu 30%. Ja. Die lassen aber voll oft nicht rein, ja? Oder? Die lassen voll oft nicht rein. Kannst du knicken, ja. Komm nicht rein, auf ich komm wahrscheinlich rein, aber ihr Schwarzkopf weiß nicht, ob ihr rein. Was, der kann auch sein, aber der hat Bart, das ist. Stimmt. Ja, versuch es hier werfen. Guten Morgen Abend. Dankeschön. Guten Morgen Abend. Da kommen wir nach Kuh rein. Da kommt jeder rein. Ob Schwarzkopf oder Schwarze, ist egal. Geht nicht heute? Kann ich vielleicht fragen, wieso? Bitte? Kann ich vielleicht fragen, wieso, weil ich habe... Ja, trotzdem. Das ist zwar das Promotion-Personal, verteilt es auch, ist auch richtig, dass es hier ist, nur trotzdem, das sind dann zwei verschiedene Sachen. Und letztendlich müssen wir dann doch hier entscheiden, ob das geht. Danke. Danke. Was habe ich gesagt? Wir kommen nicht rein, sonst wir sind da. Was keine jetzt? Ahnung. Sollen wir Fifi-Chu versuchen? Komm, lass mal direkt Fifi-Chu besuchen. Ja, lass mal versuchen. Aber guck mal, das packt mich voll ab, immer wegen Türk, immer Vorurteile. Guck mal, der sagt uns nicht mal den Grund. Der sagt einfach, geht nicht, geht ja, nicht. Der blöd, ich weiß, ich verstehe schon, dass er meint, ihr seid Türke, ihr kommt einfach nicht. Ja. Das ist einfach ein kleines Problem. Ja. Die Türsteher sind zu eingestellt, das ist auch nicht korrekt. Man muss viel toleranter sein. Ja, die machen zu viele Vorurteile. Man kann nicht alle in einen Sack reinstecken, weißt aber du? Wenn ihr mit 3 Mädels geht, dann kommt ihr immer. Also nee, ist auch aber nicht der Fall. Und auch wenn ihr nur welche fragt. Ja, alles. Nein, nicht. Zu dritt? Nicht. Weil wir zu viel sind, oder? Nee, passt nicht. Passt nicht. Okay, also danke schön. Schwarzkopf, ne? Ja, Schwarzkopf. Das war's. Sollen wir Omega versuchen? Lass da lang. Lass mal da lang. Dann gehen wir halt, was weiß ich, einfach so chillen.
Tamer dostum. Naber? Kötü mü ya? Nasıl gidiyor hayat lan? İyi gidiyor ya. Sevindim seni gördüğümde. Oo müthiş ya. Vallahi gel şuradan manzarayı izleyelim baba. Evet. Ne zamandan beri görüşemedik ya. Aa 2 yıl oldu değil mi? Oldu, bayağı oldu ya. Güzel oldu lan seni görüşemedik. Evet. Acayip sevindim ha. Oğlum. Baba ya özlemişim lan. Ben de seni özledim ya. Vallahi. Ne yapıyorsun lan Almanya'da falan? Okuyorum daha devam. Okuyorsun, lise daha bitmedi. Ya şey, şimdi Vyachovsk gimnazyumu değiştirdim. Ha, kaç senen kaldı şimdi? 3 sene var. 3 sene daha var. Hı. O niye lan? Öyle. Oğlum 2 sene önce de gimnazyumdaydın sen. Tamam, gimnazyumdayım, bitirdim. Bizim Ostheim'a geçtim, Ostheim'i bitirdim. Ha. Şimdi başka bir okula gidiyorum. Ha, anladım. Yani okulda daha şimdi bırakabilirdim de yükseltmek için şey yaptım. Benim 2 senem var ya üniversiteye gideceğim. Zorla öyle böyle okuyacağım yani bir şekilde. E oğlum anlat lan da. Ne anlatayım Almanya'da yani? Falan ne var ne yok. Hep aynı ya. Leventlerle falan artık pek nasıl diyeyim. Görüşüyorum da o kadar fazla değil. O çalışıyor. Onun okul durumu biraz kötüydü. Vito'ylar da sırada. İşte bazen hafta sonları görüşüyoruz hep beraber. Vito da az şey değil de. Neler yaptım işte hatırlıyorum. Güzeldi ya o günler. Gel gidelim baba. Das Leben hier stoppt keine Sekunde und geht immer weiter und überall ist gefüllt von Menschen und in Köln zwar an den Ringen ist auch viel los, aber nicht so, da sind nicht so viele Menschen, dass man an denen kaum vorbeigehen kann. Überall ist laute Musik, das hat mir sehr gefallen und so. Auch wenn ich durch die Straßen gehe und nichts Besonderes mache, das gefällt mir einfach. Die Atmosphäre, die Leute, die hier ihren Spaß haben. Istanbul ist kein Dorf und so. Und die Leute hier in Istanbul, die kennen sich genauso gut wie in Deutschland so. Mit Filmen, mit, also allgemein mit den Sachen aus. Aber man muss halt auch manchmal aufpassen, dass man sich nicht verarschen lässt. Also die versuchen mit alles Geld zu machen und die schaffen das halt. Tönbeki mi? Tönbeki. Gerçek Türk nargilesi abi. Gerçek Türk tütünüdür. Yani öyle bildiğin şey değildir. Güzel nargiledir yani. Gerçek nargile. Tamam. Yani. Derme gerçek sakma nargile değil. Tamam tamam. Biraz sert de sadece. Çekmeyi hemen yanmaz. Bir görseydik ya nasıl yapılıyor. Oğlum tütünü alıyorlar bir şekilde. İşte ben de tam görmedim yapılırken de. Sarıyorlar falan koyuyorlar. Bir de üstüne alüminyum folyo koymuyorlar yani. Direkt köz atıyorlar üstüne. Onu yani sigara gibi tütün mü? Nasıl tütün ya? Yok sigara değil abi. Görüş iş mi genç? Şey. Gel abi. Arkadaş Almanya'dan deneteceğiz işte onu da. Yok. Sipsi alalım al abi. Al bak morunu veriyorum sana. Eyvah. Daha yanmadan bir fırt çektim. Bu pro gibi ya. Pro gibi. Ciddi söyleyeyim. Abi bunlar diğer nargilelerin üzerine de folyo koymuyorlar. Valla öyle ya. Usulü öyle. Böyle de... Vaa değil mi? Çok pis vurdu ya. Almanya'da nasıl zaman geçiriyorsunuz abi siz? Nasıl geçireceğiz? Bildiğin gibi geçireceğiz işte. Ne yapıyorsunuz abi? Nargile içmeye gidiyoruz. Film izliyoruz. Barlara gidiyoruz. Ha. Parti yapıyoruz. Yani pek halbuki doğru düz bir şey yapmıyoruz. Bazen öylesine buluşup takılıyoruz yani. Doğru düz bir şey yaptığımız yok. Yemek yemeye gidiyoruz. Bu da öyle yani. De burası daha bir canlı tabii. Evet tabii daha canlı. Hayat bir saniye durmuyor yani. Yaşama derdinde. Karnın aç sabah ne için de git yemek ye. Öyle. Süper ya. Sevdin mi bu Alman? Biraz sert ya tadı tuhaf. Değil mi? Çok pis abi ya. Şimdi çek. Eyvah. Şimdi çek lütfen Allah'ım. Çek iyice çek 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 çek.
galiba. Das ist so stark, Alter. Oho. Sen öğren de gel, öğren de gel. Alırım anahtarını. Oğlum neredesin ya? Arkamda mı kaldın yoksa? Tabii. Yok yok, yakaladım seni, öndesin galiba. Evet. Biliyorsun, geldi, gördüm, gördüm, gördüm. Eyvah, sıçtım. Yuhuu! Hadi bay bay, kamerciğim. Sana bay bay. Oğlum gazladın işte lan. Aynen. Sen bu oyunları nereden alıyorsun? Orijinal mi? Yok lan, hepsi kopya, korsan. Oğlum, o alınmaz ki bu devirde orijinal. Dünyanın parası yapıyorlar bu oyunu. Orijinal alan yok daha doğrusu. Çok az kişi oldu. Bizim orada çoğu kişi orijinal yok. Bum bum bum. Bum 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 be. Ya nereden çıktın ya? Oğlum yeter ya, bu ne ya? Oha oha, tamam kazandın artık, niye basıyorsun ki? Sen geride kaldın oğlum, hiç şansın yok artık, bence uğraşma. Aferin! Oha nasıl ya? Restartlayayım mı? Tamam, baştan restart. Wir haben ziemlich viele Gemeinsamkeiten, Eigenschaften und wie soll ich sagen, sein Charakter ähnelt sich meinem. Manchmal sehe ich halt ihn, also wenn ich ihn angucke, sehe ich mich manchmal selber, weil genau die Sachen, was er manchmal macht, mache ich auch. Und er hat sich voll hier an Istanbul gewöhnt und man merkt, dass der von hier ist und wenn die Leute mich angucken würden, dann würden die auch merken, dass ich aus Deutschland bin, aber bei ihm weiß man direkt, dass er hier aus Istanbul ist, obwohl er also mit mir auch genauso klarkommt. Also neben mir fällt er sich wie ein Freund aus Deutschland. Nur andere würden das halt sehen, denke ich mal. Hani çocuklar kitapsız değil de nedir? Bacaksız. Hayır, bacaksız değil. Kitapsız cin. Ay, kitapsız ama seni. Bir eylem cinsiz, ne bileyim. Başka ne? Yaramaz. Biliyorum o kelimeyi. Neydi ki? Paşarı. Arkadaştan ismini say. Semih. Almancasını söyle. Almanca söyle abi. Almanca söyleyemem. Hani fuck you değil de. Ha? Fuck you değil de. Onun böyle ters yani biraz kelimeleri yani değişti. Kucuk. Allah. Ve bitti. Yusuf mu? Bitti. Sen daha anladın. Yufa. Ufuk. Bu çok yaratıcıydı yalnız. Olmadı ya. Fark anlatamıyorum ya. Kelimelerini değişti süper ya. Televizyonda diziler, mikrofonla röportaj. Kim şey yapar, suratına bakmaz. Küsmek mi? Isırmaya mı çalışıyor? Başka bir anlamı. Derdin olmaz. Hep konserler oluyor burada. Eski havaalanı. Hayır, burada. Hatta bir dakika, yukarıdan saray görüntüsü şeymiş. Osmanlı mühürünün görüntüsü. Zaman bitti değil mi? Bitti zaman. Bitti. Değil mi? Bitti. Hadi be. Rumeli sarı. Akıcı madde nedir? Su. Tamam. Biz suyu ne yaparız? İçeriz. Ha, öyle değil yani. Mesela itfaiye. İtfaiye arabası suyu söndürmek. Ne yapar? İtfaiye arabası suyu ne yapar? Taşır. Ne? Taşır. Hayır, onu demedim tamam, ya. Tamam. Allah'ım devam, yarabbim tamam. Ya. Hortumdan çıkar hani su böyle. Aa, aklıma gelmiyor. O nedir? Hadi be. Evet, yani basınçla çıkıyor, kuvvetle çıkıyor. Ona ne denir? Power mı? Yani das ist wie... Abi anlatamam ki başka türlü. Abi... Söyleyeyim mi? Söyleme abi, neyi söyleyeceksin? Almancasını. Sen sussana, biz oynuyoruz ya. Hadi o zaman. Allah'ım yarabbim. Zamanı geçiriyorsun abi böyle yaparaktan. Bunlara... Bitti. Bir tane abi, iyidir yani. Sıkırtmak değil mi? Evet.
Abi ya birkaç milyon atsana abi. Büyüklerden var ya. Ja, wenn ich Heimat höre, dann denke ich sofort an Türkei, aber in Wirklichkeit lebe ich so in Deutschland. Also das ist auch ein Teil meiner Heimat, aber mein Herz kann das nicht überwinden, deshalb sage ich mal Türkei, also dass ich Türke bin, dass ich türkischen Pass habe. Und zwar bin ich in Deutschland geworden, aber ich habe immer noch dies, also so ein Instinkt in mir, halt, dass ich Türke bin. Und seit meiner Geburt bin ich in Deutschland, deshalb habe ich mich total an Deutschland gewöhnt. Es ist schön, hier Urlaub zu machen, nur ich könnte nicht hier leben, also nicht von null anfangen. Hätte ich von Anfang an hier gelebt, müsste ich, also hätte ich mich eingewöhnt, müsste ich das akzeptieren. Dann könnte ich vielleicht nicht in Deutschland leben, aber ich fühle mich also in Deutschland viel wohler.